Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda Isparta gelen dosttayız. Dur. Isparta gelen dosttayız arkadaşlar. Buraya 8 adet kültür mantarı çadırımız kuruluyor. Buradaki projeleri Hakan abimiz size yavaştan yavaştan anlatsın. Eyvallah. Cümleten selamünaleyküm. TKDK hibe projesi kapsamında yapılan bir proje. Yaklaşık 10 ay öncesinde dosyası hazırlandı, kuruma teslim edildi. Birinci ayın sonu 2020'de projemize onay aldık. Yaklaşık bir ay öncesinde de zemin işlerine başlatıldı. Kısmet olursa çadırlar da kurulmaya başlandı. Burası %65 hibe kapsamında olduğu için Isparta ve %18'de KDV muafiyeti var. Dolayısıyla oldukça karlı bir yatırım alanı. Tabi sadece mantar değil, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, su ürünleri gibi şeylere de proje yazılabiliyor. Burada belli kriterler var tabi projeye başvuru yapabilmek için. Bununla ilgili ben bir numara bıraktım. Bu numaradan ulaşırsa yatırım yapmak isteyen müşterilerimiz projeyle ilgili hem detaylı bilgi verebiliriz hem de çalışma yöntemlerimiz hakkında da ufak bir bilgi vereceğim. Yatırımla ilgili belli kriterler var. Bu kriterleri sağlayıp sağlamadığına bakıyoruz öncelikle. Eğer bir puanlama sistemi var. Eğer yeterli puan alabilecek seviyedeyse yatırımcı ve proje, bunu yatırımcıyla görüşüyoruz. Tabii %100 garanti vermek söz konusu değil ama en azından en yüksek oranda projenin kabul göreceğini kendimizce garanti ettiğimiz an yatırıma karar vermiş oluyoruz. Sonrasında tabii bu işin belli mühendislik kısımları var. Hazırlanması gereken proje hazırlanması var, sunum dosyaları var. Bunları biz kendi şirket bünyemizde veriyoruz, hazırlıyoruz. Sonrasında kurumda onayı geldikten sonra da yatırıma başlanıyor. Burada şöyle bir algı var, o kısmı hatırlatmakta fayda var. Bu hibeyi kazandıktan sonra, projeye hibeyi hak kazandıktan sonra belli bir saniye bir detay vereceğim. Bu hibeye hak kazandıktan sonra yatırımımız öncelikle yatırımcı kendisi finanse ediyor. Yani para kısmını kendisi hazırlıyor. Sonrasında projenin teslimi yapıldıktan sonra, bittikten sonra, kuruma gerekli evraklar verildikten sonra yaklaşık bir aylık bir süre içerisinde projenin hibeye esas tutarı geri alınmış oluyor. Olsun abi, hoş geldin. Ödenmiş oluyor kurum tarafından. Dolayısıyla yatırım yapmayı düşünen arkadaşlar için öncelikle söyleyeyim. Proje için harcanacak kısmı öncelikle kendiniz finanse etmeniz gerekiyor. Yani önce devlet vermiyor. Dolayısıyla bu kısım önemli. Bazı arkadaşlar bu konuda yanlış yönlendirmeler yapabiliyorlar. Bu kısmı açıklamakta fayda var. Proje onay çıktıktan sonra Ziraat Bankası'nın ve diğer özel bankalarla beraber birçok bankanın projeye proje bedeli üzerinden, esas bedel üzerinden kredi geri ödemesiz dönemi olan süspansiyonlu kredi seçenekleri de mevcut. Arazinin kendinize ait olması gerekiyor. Son 2 yılki projelerde böyle bir durum söz konusu. Daha öncesinde kiralamayla, arazinin kira olmasıyla ilgili bir problem olmuyordu. Fakat son 2 dönemdir arazinin kendi adınıza olması şartı var. Panel, çadır. Tabii burada yapı, bina, yapı, beton bina. Yapıya kendimiz karar verebiliyoruz. Kendimize... Yani yatırımcıyla yatırım yapmayı düşünen müşterimizle beraber kendimiz karar verebiliyoruz. Çadır olması, prefabrik olması, çelik konstrüksiyon olması, birket, beton artık neyse, yapılacak konu neyse, soğuk hava deposundan su ürünlerine varıncaya kadar küçük baş, büyük baş vesaire çok geniş bir proje kapsamı var. Evet abi. Bu şeyle ulaşabilirler. Yeni çağrı dönemi yaklaşık Temmuz, Ağustos gibi açılacak. Şu an çağrılar kapalı. Hı hı. O ek çağrıydı. Ek çağrı. Onun süresi bitmek üzere. Geçmiş edemeyiz ek çağrı. 23'üne bitiyor.
Dolayısıyla yeni proje başvurularını takip edebilirsiniz. TKDK'nın kendi web sitesi üzerinden de takip edebilirsiniz. 7. ay, 8. ay gibi kısmet olursa yeni çağrılar açılacak. Bu kapsamda yatırım yapmayı düşünen arkadaşlar varsa Ekin Çadır üzerinden de, Sato üzerinden de bize ulaşabilirler. Ben de bir numara bırakacağım zaten. Oradan da ulaşılabilir. Bu projelerin kaynağı Avrupa Birliği. Avrupa Birliği üzerindeki diğer ülkelerin de Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir havuz sistemi var. Dolayısıyla olabildiğince bu tür projeleri hazırlamakta fayda var. Çünkü Türkiye'den yeterli proje gitmediğinde bizim oraya aktarmış olduğumuz kaynak başka ülkelere gidiyor. Başka ülkelere gidiyor değil mi abi? Dolayısıyla bu anlamda da biraz yatırımlara destek veriliyor. Devlet tarafından da zaten teşvikler var. Yani şu an karlı işte. Hakan tabii. Abi bu işi gönlüne koymuş. Yapacak arkadaşlar bu fırsatı değerlendirsin. Kesinlikle, bunu... kesinlikle. Bir zor tarafı yok. Yani bizde de olsa başka danışmanlık yapan firmalar da var. Sağlam olduğuna güvenen kişilerle evet. Çalışılabilir. Referans alabilirsiniz. Mümkün olabildiğince ön yatırımı düşük tutmaya çalışıyoruz biz müşterilerimizle. Çünkü evet, bir mühendislik abi. Ve dosya hazırlama kısmı var. Evet abi. Dolayısıyla proje onaylanana kadar düşük de olsa bir miktar para çıkmış oluyor yatırımcının cebinden. Bu mühendislik ve projeler için giden bir miktar. Bunu da zaten biz bir şekilde garantiye aldıktan sonra yatırıma karar veriyoruz. Benim hesabım. Kısmet olursa buranın çadırlı yapısından sonra iç kuruluma geçilecek. Teknolojik cihazlar var. Kaynak şimdi ister istemez ya. Olunca buyur. Kaynak istemez yurt dışı kaynaklı olunca olabildiğince en yüksek düzeyde ekipman seviyesiyle çalışıyoruz. Örnek veriyorum buradaki gelen dosttaki projemizde tam anlamıyla akıllı çadır sistemleri uygulanıyor. Uzaktan hem görüntüleme yapabiliyorsunuz hem içerideki lambadan tutun da klimaya kadar cep telefonunuz üzerinden veya bir uygulamayla tamamını yönetebiliyorsunuz. Yani anlamış olduğum şu. Burada Veli abimiz, Süleyman abimiz tabii. İşletmenin sahipleri gidip tarlasında, bahçesinde, fabrikasında aynen öyle. Çalışırken. Aynen. Örnek veriyorum burada mesela ağaç, elma vesaire filan işler tabii, çok tabii fazla. Adamın işi bir var. Bir taraftan elmasını ilaçlarken ya da işte çapasını çekerken aynı zamanda tesisteki sıcaklık kontrolünü yapıp yükseltme, alçaltma gibi değer girişlerini de yapabiliyor. Yani yönetebiliyor. Evet. O anlamda çok yüksek teknolojili bir tesis. Dış kameralar, iç kameralar, odaların tamamını görüntüleme durumu söz konusu. Tamam abi. Olabildiğince dediğim gibi üst düzeyde bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Hayvan barınakları için de aynı şeyler geçerli. Yine çadır sağlam yapılan... odaları. Tabii. Özellikle çadır yapıyı tercih etmemizin en büyük sebeplerinden biri. Neden çadır yapmak istesin adam? Şimdi diğer yapılara göre birincisi çok daha ekonomik. Betonarme ya da işte prefabrik ya da panel yapılara göre tabii onlarla da çalışıyoruz ama projenin uygunluk durumuna göre eğer çadıra uygunluğu varsa daha ekonomik olması sebebiyle tercih sebebimiz öncelikle çadır. Bir diğer sebebi çok daha yüksek mukavemeti var. Farklı yapı elemanlarından oluşuyor. Isı direnci yüksek, aynen izolasyonu yüksek malzemelerle kullanılıyor. Çadır deyince vatandaşımızın aklına sadece branda gelmesin. Örnek veriyorum bu projede kullanmış olduğumuz çadır yapısı 4 katmanlı bir çadır. İçinde zift izololi bir astarımız var. Üzerinde sıkıştırılmış cam yünü, bir yüzü folyolu bir izocam malzememiz var. Ki bu yalıtım için önemli. Onun üzerinde bir tam boy keçemiz var. Ve en dış katmanda da yaklaşık 8-9 yıllık, 10 yıla yaklaşacak şekilde ömrü olan bir dış brandamız var. İçeride kullanmış olduğumuz profil malzemeler, kargas, iskelet sistemi, çift daldırma galveniz. Burada artık tek de değil. Ekin Çadır sağ olsun bu konuda bizi ciddi şekilde mutlu ediyor. Çünkü uzun süreli bir iş ortaklığımız da söz konusu. Güveniyoruz. Malzemelerden yana, içeride kullanılacak demirden yana çok uzun ömrü var. Hani belki arkadaşlarının aklına gelebilir hani bunun ömrü ne kadardır diye. Biz yaptığımız projelerden bugüne kadar herhangi bir yenileme yapmadık. Yaklaşık 6-7 yıldır birlikte çalışıyoruz. Herhangi bir yenilemeye ihtiyaç duyulmadı henüz. Hemen öyle bir kısa bilgi ekleyin. Evet. 1-2 sene sonra bu ranzaları boyuyorsunuz. Evet. Bu ranzaların demirleri boyadığınız zaman evet. Ekstradan çadır iskeletine de boya atarsanız. Tabii. Kesinlikle. Bunu
2 yılda tekrarlarsanız ömrünü 15 20 25 uzar gider. Kesinlikle, o şekilde kesinlikle öyle. Aleykümselam abi. Aleykümselam abi, hoş geldiniz. Burada temel mantık şu. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur durumu. Sato'nun sürekli söylediği gibi. Konumuzun şarjı bitiyor. Aynen. Yayına bu arada son verelim. Tekrar. Yine biraz sonra devam edeceğiz. Kademe kademe yayınlarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ya sen ne diyorsun ya?